Simit Sarayı şimdi de New York'ta. Hiç hayra alamet değil. Çok hızlıca gidiyorum çünkü kerpeten. Yönetmenim gelsene. Bunu da tedavi edeceğim. Yayın bittikten sonra tüm ekip arkadaşlarımı şununla bir tedavi etmeyi düşünüyorum. Hepsinin ağız bakımını yapacağım. Evet, şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeyiz. Burası Türkiye'nin en iyisi demeyelim de çok iddialı olur. Saygısızlık yapmayalım. En iyi diş hekimliği fakültelerinden birindeyiz. Ve karşımızda da bu işin duayenlerinden Yakın Doğu Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin başhekimi Profesör Doktor Sayın Hikmet Solak hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, şeref verdiniz. Ayrıca sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'de 67 bildiğim kadarıyla 67 diş hekimliği fakültesi var. Evet. Değil mi? Şimdi hani bu baktığımız zaman belki kısa sürede bir ivme göster. İyi diyelim buna ama evet. İyi diyelim de ihtiyaç da var. Evet. Kaliteye de iyi demek lazım. Tabii bu konuda ne dersiniz? Bu şunun gibi, her şarkının bir bestesi, bir güftesi var. Ve herkes bu besteyi ve bu güfteyi öğretebiliyor. Ama bunun icrası ancak sesi güzel olanın, notayı doğru basanın, tonlamayı doğru yapanın marifeti. Biz bu konuda önde olduğumuzu düşünüyoruz. İşte sanatkarlık gibi orada gibi ortaya çıkıyor. Evet, değil evet mi? Evet. Peki hani iyi olmanın tabii ki bir tarifi vardır. Evet. Şimdi bu bir teçhizata dayalı bir olay. Bu bir fiziki ortama dayalı, pratiğin gerektirdiği şartları isteyen bir olay. Sadece bunlarla yeterli mi? Herkes teknolojiyi satın alabilir. Evet. Hele hele artık Uzak Doğu gündeme geldikten sonra pahalı pek çok cihaz uygun fiyatlara satın alınabilir hale geliyor. Bizim diş hekimliği meslek olarak diğer hekimlik dallarından farkı, hem bilimsel gelişmeleri yakından takip edeceksiniz, hem de bir tür usta çırak ilişkisiyle öğreteceğiniz bir meslek. Dolayısıyla pek çok yeni fakülte var, belirttiğiniz gibi. En son 67'ydi bıraktığımızda ama şu anda kaç olduğunu ben bile takip edemiyorum. Tabii ki ihtiyaç için açılıyor. Ve bazılarının, biz duyuyoruz, pek çok genç, hevesli, dinamik arkadaş var. Yardımcı doçent seviyesinde kadroları olan. Bizim her şeyimiz dengeli. Hem gençlerimize fırsat veriyoruz, onları yetiştiriyoruz. Hem de her birinin yol göstericisi olarak tecrübeli bir hocamız da mevcut. İşte bu da bizim diğer farkımız oluyor. Peki gençler çok hevesliler. Evet. Hevesli derken bu yanlış anlaşılmasın. Çok tercih ediliyor bu dal. Evet. Hep de böyledir. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Her devirde insanlar değişik meslek enflasyonları yaşayabiliyorlar. Ya popüler, o dönemin gerektirdiği bir takım meslekler oluyor. Değişik dönemlerde bir ara benim öğrenciliğimde hatırlıyorum, ben endüstri mühendisliği inanılmaz revaçta bir bölümdü. Ama ihtiyaç bittiği zaman o bölüm enflasyonuyla karşılaşılabiliyor. Belki ya da şöyle diyelim, ihtiyaç bittiği değil de normal seyrine oturduğu zaman, o şekilde devam ediyor. Belki 67 Diş Hekimliği Fakültesi'nin sonucu ileride böyle bir mesleki tıkanıklığı biz de yaşayabiliriz belki. Ama her bir insan 32 yeni diş anlamına geliyor ve bize olan ihtiyaç her daim insan var olduğu sürece olacak. Ondan dolayı biraz daha popüler bir meslek olarak görülüyor. Şimdi 2007'de kuruldu zannedersem değil mi bu fakülte? İlk başlangıçta 30 öğrenciyle, kontenjanla yola koyulmuştunuz. Şu anda 150 dolayında yıllık olarak aldığınız. Şimdi bu hani ihtiyacın bir göstergesi, belki oluşumun bir neticesi.
Bu kontenjan sayısı sizce diş hekimliği açısından ideal midir, normal midir? Talep de sizi zorluyor tabii. Evet. Düşünceleriniz nedir bu konuda? Şimdi bütün üniversiteler tabii ki ülkelerin ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Hı-hı. Eğer ülkenin ihtiyacı her fakülteye 30 civarında olsaydı, hı-hı, zaten YÖK bu kontenjanları bu üniversitelere vermezdi. Hı-hı. Biz hem ülkemizin ihtiyacını karşılıyoruz, 100 civarında bir kontenjanımız var. Yani ama bu ÖSYM kontenjanı. ÖSYM kontenjanı, ama bizi tabii esas gururlandıran iş daha farklı bir yerde. Hı-hı. Biz artık bir dünya üniversitesi, dünya fakültesi olduk. Hı-hı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 47 değişik ülkeden üniversitemizin öğrencisi var. Sadece diş hekimliği. Hayır, yakında üniversite. Yakında üniversite. Diş hekimliği fakültesinin de başta Afrika'dan Nijerya olmak üzere 12 değişik ülkeden öğrencisi var. Hı-hı. Amerika'dan, İngiltere'den, Pakistan'dan, Bosna Hersek'ten, Bulgaristan'dan, Nijerya'dan, Suriye'den, belki 12'den fazla. Hı-hı. Benim hatırlayabildiklerim. Şimdi hani ben naçizane bu işin uzmanı olarak bana sorduklarında vakıf üniversiteleri olarak konuştuğumuzda, evet, iki yeri öneririm. Evet. Bunu söylerim rahatlıkla. Peki bunu ben biliyorum. Yani ehil kişi olarak, evet, naçizane söylüyorum. Nijerya'daki veya işte Afrika'daki onlar nasıl duyuyorlar? Onlar nasıl bunun farkındalar? O araştırmayı nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Biliyorsunuz pek çok sektörde whispering diye bir reklam yöntemi var. Yani kulaktan kulağa yayılan bir yöntem. Türkçe'ye tercüme edecek olursak tavsiye. Üniversiteye biz yoğun olarak çok eskiden beridir tanıtım faaliyetleri sürüyor. Afrika ülkelerinde temsilcilikleri var üniversitenin. Oradan bir şekilde yolu buraya düşmüş, bizim de eğitimi görmüş, kaliteyi fark eden insanların teşvikiyle bu sayı günden güne arttı. En son Suriyeli insanlar ülkelerindeki iç savaş nedeniyle dünyanın değişik üniversitelerine yarıda kalan tahsillerini tamamlamak üzere müracaat ettiler. Ve biz Türkiye dahil buna kucak açan, en yüksek grubu kucaklayan tek üniversite olduk. Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi'nin misyonu şu. Hı-hı. Bu bölgeye, bu bölgedeki bir eğitim merkezi olmalı. Evet, Yakın Doğu da, eğitim merkezi. Evet, ve bunu da gerçekleştirmiş. Hı-hı. Mesela tıp hastanesi, hastane, hı-hı, de bu amaçla kurulmuş, hı-hı, ve o da bunu gerçekleştirmiş. Hı-hı. Diş hekimliği hastanesi içinde, hı-hı, aynı şey geçerli midir? Tabii ki. Biz onun için dünyada ilk CSE akreditasyonu almış üniversite kimliğiyiz. Böyle bir misyonun gereği. İşte bu demin bahsettiğim Suriyeli öğrenciler başlarda değişik, sadece bize gelmediler. Hı-hı. Değişik yerlerde gittiler. Hı-hı. Ve onlar oralardan memnun kalmadılar. Buradaki arkadaşlarından duyduklarıyla ikinci grup bize geldi. Gelirken de yanlarında diğer öğrencileri de getirdiler. Hı-hı. Böyle de bir yan etki oldu. Bundan dolayı biz önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası öğrenciler için ayrı bir sınıf planladık ve eğitimden ayrı yapacağız. Herhalde zor bir eğitim, diş, evet, hekimliği. Evet. Hani hep talepten söz edilir de yolun yarısında kopan öğrenci sayısından hiç konuşulmaz. Evet. Bu zorluktan dolayı hani fire diyelim ama genel, evet, diş hekimliği olarak, evet, baktığımızda, evet, söz konusu mudur? Yoksa hocam zorlansa da biz onu hani potaya sokarız, muhakkak o öğrenci de mezun olur mu? Nedir? İstatistikte biliyorsunuz bir çan eğrisi var. Hı hı hı. Bu %80'in üstünde olduğu zaman, hı hı, diğer eğitimin dallarında oran nedir tam bilemiyorum, hı hı, ama %80'in üstünde olduğu zaman bu zaten normal kriterdir. Her mesleğin okunma sırasında, tahsili sırasında %20 civarında bir filesi olur diye tahmin ediyorum. Bizde bu %20'nin altında. Tabii ki bir el becerisi, bir o çok önemli değil mi? Evet, şey, öyle bir nosyon var. El becerisi. Çünkü kapalı küçük bir alanda. Öğretilebilir şeyleri biz öğretiyoruz. Yani öğretilebilir şeylerden dolayı, hı-hı, bizim kaybımız olmuyor. Sadece şu olur. 5 yıllık diş hekimliği fakültesi. Uzayabilir. 6-7 yılda gibi bitirebilir. Hı-hı. O kadar. Ama eğer bir nosyon kazandıramıyorsanız eline, hı-hı, beynine değil, hı-hı, beynine olan kısmını mutlaka yaparız. Eline o nosyonu kazandıramıyorsanız onları erken zamanlarda biz hem aileleriyle iletişim kurup tavsiye ediyoruz. O şekilde de onlar yollarını çiziyorlar. Kant'ın bir sözü vardır. Eller
beynin uzantısı. Evet. Değil mi? Evet. Bir de o olay var. Peki şimdi bu burada inşaat hiç bitmiyor. Benim evet. gördüğüm kadarıyla evet. bu ikinci ziyaret edişim evet. burayı. Sürekli klinik yapılıyor. Evet. Bu ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor yoksa evet. hani hocam sürekli bir yenilenme var. Sürekli bir ihtiyaç var. İkisi de. Hem biz artık 8. yılımıza girdik. Hı-hı. Yavaş yavaş makine parkımızı yeniliyoruz. Hı-hı. Yani cihazlarımızı yeniliyoruz. Hı-hı. Hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Türkiye'deki bir sözleşme yaptık. Biz hı hı. Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarına da bakıyoruz. Hı hı. Çok ciddi bir talep patlaması oldu. Aynı şeydeki gibi, hastanedeki uygulamanın gibi. Onlar için şimdi yeni bir klinik açıyoruz. Çok güzel. Yani hı. hastaları kattan kata dolaştırmadan, hı hı. Akademik eğitimin gereği hastalar katları dolaşırlar ana bilim dallarını. Bir entegre klinik yaptık. İşte nasıl bir diş hekimi mezun olduğunda bütün hastaları tek bir koltukta tedavi eder, hı-hı, dolaşmaz. Hı-hı. Biz o pratiği de öğretmek amacıyla arkadaşlarımıza. O bu öğrenciler açısından da çok büyük kazanç. Hem yani üst katta okuduğunu evet. alt katta hemen uygulamaya gibi. Hem hasta için büyük kazanç. Hı-hı. Hem de biz de özledik. Farklı disiplinlerle kombine çalışmayı. Evet. Fakat gördüğüm kadarıyla burada disiplinde hat safhada, tabii ki hani naçizane söylüyorum, bu olmazsa olmaz da öğrencilerin sizlere ve diğer öğretim üyelerine saygısı sonsuz ama aynı zamanda da bir disiplin de kendini hemen gösteriyor, belli ediyor. İşte biraz önce hani sohbetimizde dedik ya, bu bir sanat eseri icra etmek gibi. Hı-hı. Bestesi saçını. Belli, güftesi belli. Hı-hı. Ama siz onu doğru tondan, pesini tizini düzgün ayarlamadan, doğru notaya basmadan okursanız ahenk kaybolur. Hı-hı. İşte biz onu temsil ediyoruz. Yani otorite olarak, hı-hı, o ahengin kaybolmamasını sağlıyoruz. Hı-hı. O disiplin de ondan. Peki bu dalı seçecek olan adayların hani biyolojisinin mi, hı-hı, güçlü olması lazım? Kimyasının mı güçlü olması lazım? Hı-hı. El becerilerinden söz ettik, hı-hı, ama akademik olarak hangi derslerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz? Üniversite kazanma sırasında zaten fen bölümü öğrencileri burayı seçecek ama biyolojiye daha yatkın, onu daha çok seven kişiler buraya tercih ederlerse daha mutlu olurlar bizimle. Peki, hani bu soru biraz tuhaf kaçacak ama iyi olan öğrenci vardır. Evet. Hani bu iyi olan öğrenci sadece hani şu nöronları hızlı çalışan öğrenci demeyelim, evet, de başka ne gerekiyor? Yani ilk günden itibaren buraya girdiği zaman sizi mi can kulağıyla dinlemeli, evet, sizi mi takip etmeli, çok, hı-hı, mu ders çalışmalı, hı-hı, hastalarla fazla mı haşır neşir olmalı, hepsi mi? Evet. Her şeyden kararıncı olması lazım. Güzel. Bir kere biz öğrencinin sosyal olmayanıyla yapamayız. Hı-hı. Diş hekimliği öğrencisi, güzel, sosyal olmalı, hı-hı, çünkü halka hizmet edecek. Güzel. Yani bir masa başında oturmayacak, hı-hı, sürekli halkla iç içe olacak, dinlemeyi bilecek, konuşmayı bilecek, düzgün giyinecek, kendini iyi ifade edecek. Bunların hepsi bir arada olmalı. Hı hı. Bir şey daha var. Şimdi burası tamam bizden bir parça ama neticede farklı bir ülke, evet, farklı bir yer. Yakın ama bazen uzak olabilir. Evet. Şimdi aileler çocuklarını gönderiyorlar. Akılları da kalıyor. Hı hı. Peki şimdi burada siz hem öğretim üyesisiniz, hı hı, hem başhekimsiniz. Evet. Aynı zamanda hem de babasınız, evet, ebeveynsiniz. Evet. Bu nasıl işte? Bu şöyle yansır bizde. Biz diğer üniversiteler nasıl yaparlar bilmem. Hı-hı. Ama liseden bütün veliler hatırlarlar, bir okul aile birliği kavramı vardır. Hı-hı. İnsanlar gelir, hocalarıyla iç içe olurlar. Çocuklarının sıkıntılarını anlatırlar. Bilmemiz gereken özel bir şey varsa hocalarına söylerler. Hı-hı. Biz üniversitede de bunu yapıyoruz. Yani biraz tuhaf gelebilir. 18 yaşını tamamlamış reşit birinin velisinin sorgu yapması. Her veli, burası özel bir, hı-hı, üniversite ve insanlar çocuklar için para ödüyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla bunun karşılığında ne elde ettiklerini görmek en doğal hakları. Gayet. Bize istedikleri zaman, hı-hı, bizim farkımız, veliler her konuda bizden aynı okul aile birliği mantığı içerisinde bilgilenebilirler. Zaten çoğu öğrendi, yapıyor. Hatta biz biraz gidişatından çok hoşnut olmadığımız kişilerin velilerini haberdar ederiz. Hı hı. Çocuğunuzun derslere devamı biraz azaldı. Hı hı. Lütfen bir gelin, hem bir, hı hı, çayımızı kahvemizi için. Çocuğunuzla beraber bizim odada oturun. Yani bize emanet olduklarını bir kere daha anlasınlar diye. İşte zaman zaman
çocuğum hasta oldu ben gelemiyorum ilgilenir misiniz diyen, işte antibiyotik evde yokmuş, ateşi çıkmış gecenin belli bir saati, bu rahatlık evet, var bizde. Tabii. Ve biz de onların hem annesi hem babası sona hocasıyız. Valla diğer bölümleri bilmem ama diş hekimliğinde herhalde devamsızlığın hiç olmaması lazım. Evet. Her an Hikmet Hoca'nın ve ekibin peşinde olmak lazım. Çünkü onları hani bir daha görmek mezun olduktan sonra çok zor. Şimdi ne kadar şeyi kapabilirseniz, kaparsak o kadar iyi olacaktır. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Program bitiyor. Şimdi tedaviye kameraman arkadaşlarımdan başlayacağım. Sırasıyla hepsinin tedavisini gerçekleştireceğim. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.